Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Umarım günü güzel geçiyordur. Bugün ne yapıyoruz? Bugün böyle biraz kanalımdan farklı bir şey yapmak istedim. Bir sürü müzik video ödüllerini almıştım. Çünkü çok seviyorum. Çünkü tanımadığım insanların ne giydiğini çekiştirip neler yaptığını şey yapmak hoşuma gidiyor. Hiçbir arkadaşım olmadığı için bunu konuşacak. Video çekmek istedim. Sizinle konuşuruz diye düşündüm. Bugün McBank eşliğinde neyim var? Şöyle peynir soslu makarnam var. Onunla birlikte VMA'de neler oldu, neler bitti ve böyle kırmızı halı görünmüşlerini falan konuşacağız sizinle birlikte, hep birlikte yorumlayacağız. Çok böyle bilgili olduğumdan mı yapıyorum muydu? Hayır. Böyle çok mu fashion okudum, çok mu bu konulara şeyim? Yine hayır. O yüzden dedim ki İstediğim gibi yorumlayayım, istediğim gibi şey yapayım, birlikte yapalım istiyorum sizinle birlikte, tamam mı? Şimdi ilk red carpet görünüşleriyle başlayacağız. Tabii ki de Nicki Minaj'ı bulamadım arkadaşlar bu arada. Nicki Minaj'ın kırmızı halı görüntüsünü hiçbir yerde bulamadım. Sadece bu şeydeki görünüşü vardı. Ödül alırken, sahnedeykenki görünüşlerini şuraya koyarım zaten, şuradan geçecek. Bilmiyorum, kırmızı halı görünüşünü hiçbir yerde bulamadım Nicki Minaj'ın. İlk Nicki Minaj'la başlayalım o zaman. Bence yani, bence değil zaten ödül töreninin yıldızıydı. Gitti, aday oldu, tüm ödülleri süpürdü. Ve muhteşem Vanguard ödülünü kazandı bu arada. Böyle efsaneye verilen sanırım, efsaneye verilen bir ödül. O yüzden kazandığı tüm aldığı aday olduğu tüm kategorileri de kazandı bu arada. Nicki Minaj'ın gecesiydi diyebiliriz. Enerjisiyle böyle VMA'yı bence hype'ladı. VMA çok böyle Taylor Swift, Blackpink vesaire vardı ama herkes Harry Styles'i, Olivia Rodrigo'yu falan beklemişti çoğunluğu. Harry Styles'i özellikle. Ama çok fazla katılan olmadı ama yine bence güzel bir ödül töreniydi. Red Carpet şeyleriyle başlayalım. İlk Blackpink. Blackpink benim aşırı beğendiğim ve aşırı sevdiğim bir grup. Lisa'dan başlayalım mı? Hepsi zaten büyük çoğunlukla böyle grup oldukları için birbirlerine uyumlu olarak giydirilmiş. Ama ben bu grup olaylarında böyle uyumlu giydirme değil de hepsine özenilmiş, hepsine böyle farklı şeyler giydirilmiş, hepsine detaylı böyle şeyler giydirilmesi taraftarıyım diyebilirim aslında. Hepsi bütün bu high fashion, high-end, high-brand markaların elçileri zaten, marka elçileri olarak geçiyor. Lisa, Jisoo, Jennie, Rose hepsi mükemmel gözüküyorlar. Bence zaten çok duru bir güzellikleri var. Ama ben içlerinden en çok... Rose'yi kimse sevmemiş bu arada ama ben en çok Rose'yi beğendim. Jennie'nin altındaki o büstleri çok güzel bu arada ama altındaki o eteğini pek beğenemedim. Ama Lisa da çok güzeldi. Acısı üstündeki dantel ama dantelin ben dantel devam etmesini isterdim. Daha zarif dururdu bence ama dantelin altında o çiçekli bir şeyin olması pek hoşuma gitmedi açıkçası. Ama bence Rose, Rose'nin de sadece saçını beğenmedim arkadaşlar. Saçı bilmiyorum, çok farklı olabilirdi. Böyle bildiğin sarılıp hiçbir şey yapılmasa da güzel olabilirdi bence diye düşünüyorum Rose için. Lisa ama içlerinde Rose'nin havasını beğendim en çok ama Lisa da içlerinde en kusursuz olanı diyebiliriz bence. Çok güzeldi. Ve benim kadınıma geçiyoruz. Benim kadınım, benim kendim bildiğim bileli en büyük crushlarımdan bir tanesi Taylor Swift. Taylor'ın muhteşem ötesi bir outfit var. Ben gecede en beğendiğim kişi Taylor'dı zaten. En beğendiğim kişi Taylor'dı. O görünüşü, o taş işlemeli şeyi, üstünün duruşu, o havası, o kırmızı ruju. Bence çok güzeldi hepsi. Taylor, Altwell'le ödüller kazandı bir sürü. Hepsi çok güzeldi. Üstündeki işleme, Look What You Made Me Do'da o şeyin kürtün içindeki halini hatırlattı bana. Çok güzeldi. Full pırlanta, full şey olması da hoşuma gitti açıkçası. Cheers. Ve Lil Nas X. Bu çocuğun tarzını çok beğeniyorum. Aslında farklı bir havası var, böyle farklı şeyler deniyor ve bunu kendine yakıştırıyor bence ama bu look'u
bilemedim çok mu abartı olmuş. Bence çok böyle absürt. Bana ne diyorsun diyeceksiniz ama çok böyle absürt durduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bilmiyorum. Benim hoşuma gitti. Bilmediğim bir şekilde hoşuma gitti yani üstünün şeyi falan. Şapkası. Güzeldi bence. Güzel gözüküyordu. Yani çok fazla bir yorum yapabilecek miyim bilmiyorum ama bilmiyorum. Tatlıydı bence. Güzeldi. Geçiyoruz. Lizzo. Lizzo'ya Lizzo şarkılarını evet beğeniyorum. Çok şey yapıyorum ama bilmiyorum. Tatlı bir kadın mı yoksa değil mi? Hiç fikrim yok. Üstü neye yorum yapayım bilmiyorum. Sanki böyle bir şey üstüne geçirip gelmiş gibi bir hissi var. Bilmiyorum. Çok fazla yorum yapacak bir şey yok. Sadece saçını ve makyajını beğendim açıkçası. Yani siz yorum yapın Alper Lizzo hakkında. Ben bir şey bulamadım çünkü. Geçiyoruz. Ben eski. Bayılıyorum. Gerçekten bayılıyorum bu gruba. Tarzları ve o tarzları şey böyle taşıyışları gerçekten taşıyorlar yani. Bir şey giydirirsin üstüne ve onu şey yaparsın ya, taşımak da önemli aslında. Hepsi o kadar iyi ki. O kadar Emiliano'ya bakın arkadaşlar. Gerçekten Demian, Victoria, böyle bir kız yok. Gerçekten. Hepsini tek tek. Hepsini çok beğendim. Sadece Demian'ın üstündeki o... Aslında o da güzel. O da güzel ya. Bir şey diyemeyeceğim. Gerçekten kusursuzlar. İkinci en sevdiğim kişi Maneskin grup olabilir gerçekten. Bayıldım. Yani full görünüşte bu tarzları... Tarzına bayılıyorum, şarkılarına bayılıyorum zaten. Ve bence yani kim, stylistleri kimse ayakta alkışlıyorum gerçekten. Mükemmel. Geçtik. Anita. Anita'yı çok fazla bilmiyorum. Çok fazla şarkılarını, şeylerini bilmiyorum. Ama şu şey olayını sevdim. Şey gelen şuradan gelip şurada bir tane. O olayı sevdim. Büstlerini falan üstünü sevdim ama eteğinden emin olamadım. Ben bugün etekleri bir sevemedim arkadaşlar. Altındaki şey okey. Ama etek biraz daha uzun böyle biraz daha şey olabilirmiş. Ve kumaşı da bence farklı olabilirmiş diye düşünüyorum. Yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Bana biraz öyle geldi. Genel havası saçı, makyajı bence tatlı güzel. Güzel bence. Geçtik. Geçtik. Çok güzel. Çok güzel. Kızın adını unuttum. Saçmalığa bak. Adam kızı biliyorum. Kızın adını nasıl unuturum? Bir dakika. Hemen bakıyoruz. Neyse şuraya bir yere yazıyorum. Aşırı unuttum kızın adını. Elbisesi çok güzel. Burada şey gibi görünüyor. Kumaş gibi görünüyor ama üstü full taş. O şeyler falan, çiçekler falan taş. Mükemmel bence. Çok güzel gözüküyordu. Sadece saçını pek emin olamadım. Saçın o şey çok mu fazla olmuş taç. Ben taç orada bence gereksiz gibi biraz duruyor. Ama üstündeki o elbise o kadar güzel ki. Elbiseye bayıldım. Elbiseye. Geçtim. Çok özür dilerim seni unuttuğum için. O yüzden. Ve Dylan. Brian. Bu çocuk çok fazla ileride daddy olacak kişi bu arkadaşlar. Şimdiden de herkes daddy diyor çocuğa. Çocuk aslında 31 yaşında ve asla 31 yaşında olduğunu göstermiyor. Taylor Swift'le katılmıştı zaten All Too Well klibinde de Sadie Inc'le oynadılar biliyorsunuz. Sadie yoktu, Sadie'nin de katılmasını isterdim ama o da squat gibi olacaklardı birlikte katılınca. Ama tatlıdır. Ben Dylan O'Brien'i seviyorum. Çok da beğeniyorum, takip de ediyorum Dylan O'Brien'i. O yüzden beğendim Dylan O'Brien'i. Şurada Blackpink'le Taylor Swift'in Blackpink'in performansına gösterdiği bir reaksiyon vardı. Onu da bayıldım. Şuraya eklerim. Onu da şey yapmak istedim size. Göstermek istedim. Taylor Swift Blackpink etkileşimini görmek mutlu etti beni. Çünkü şimdiki favori grubum ve
hala böyle hayatımın aşkı olan insanın birlikte etkileşimi hoş hissettirdi, güzel hissettirdi. Umarım eğlenmişsiniz arkadaşlar. Böyle kısa bir VMA turu, kısa bir VMA şeyi yapalım istedim sizinle. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videolar çekmeyi seviyorum ben. Sizinle sohbet tarzı, şey tarzı videolar çekmeyi seviyorum. Hani böyle videolar gelsin isterseniz, böyle videoları çekmemi daha çok isterseniz sadece yorum yapmanız, beğenmeniz yeterli. Buradan sizin beğendiğinizi anlıyorum tabii ki de. Umarım eğlenmişsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize öpüyorum.